Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Ben de yoldaydım. Elazığ'dan Bursa'ya işte az önce intikal ettim. Ve canlı yayınımızı bu saate kadar beklettim. Canlı yayınımızı bekletmemin 3 nedeni vardı. 2 temel nedeni açıklayayım. Birinciyi söylemiş oldum zaten. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Hemen yayına giriş yaptım böyle de. Biliyorum ki sabırsızlıkla bu anı bekliyorsunuz. Sorular hakkında nasıl yorumlarda bulunacağımı, sınavı nasıl değerlendireceğimi, özellikle ön lisans ve orta öğretim arkadaşlar da tabii buradan ne gibi bir ders çıkarılması gerektiğini, çünkü onlar için süreç devam ediyor. Dolayısıyla bu konulara değineceğim. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerle tanıştığım için şanslıyım. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz doğrusu. Allah'a hamdolsun ki sizlere karşı mahcup olmadım. Şu kamerada, şu ekranda, şu haritanın önünde, şu masada onlarca canlı yayın yaptım. Vurguladığım yerler oldu. Aman bunlara dikkat dediğim yerler oldu. Zira bu sınav sadece sizin sınavınız değil. Gerçekçi konuşmak gerekirse aynı zamanda öğretmenlerin de bir sınavı, hocaların da bir sınavı. Çünkü bana inanıp beni takip eden, beni dinleyen arkadaşlara karşı beni mahcup olmam gerekiyordu. Allah'a hamd ediyorum bu hususta. Sorularla ilgili değerlendirmeme gelince, öncelikle canlı yayını neden bu saatte yapıyorum? İki temel nedeni var. Bir, arkadaşlar eğitim bilimleri sınavına giren arkadaşlar var. Ben öğlen arasında canlı yayın yapmış olsam bu arkadaşlar belki de sınavı iyi geçmeyenler olacak. Bir darbe de ben vuracağım. Bunun cevabı buydu demiş olsam o psikolojiyle sınava girecek ve o sınavına belki de ben etki edeceğim. Dolayısıyla ben burada sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çalışıyorum. Biraz daha bekleyelim, yani kimse bundan ölmez. Sabır, bu kadar da sabırsız olmaya gerek yok. Eğitim bilimleri sınavına da girsin, herkes sağlam kafayla gelsin, canlı yayını dinlesin. Öncelikle kimsenin sınavını etki etmek istemiyorum. İkincisi, soruların açıklanmasını bekledim ÖSYM tarafından. ÖSYM de tam şu saatlerde açıkladı, çünkü soruların aslını görerek yorumlamak gerekiyor. Diğer türlü sizden aldığım duyumlar söz konusu olacak. Sizden aldığım duyumlardan bir iki eksik varsa ben soruyu eksik yorumlamış olacağım. Bu da hoş olmaz. ÖSYM soruları açıkladı ve sorular bana az önce intikal etti. Sorular üzerinden değerlendirme yapacağım. Üçüncüsü de ben sınava girmiyorum arkadaşlar. Girmemeyi neden tercih ediyorum? Çünkü sınava girdiğim yerdeki öğrenciler beni gördüğü anda bazılarına moral olur ama bazılarına da tam tersi yetersizlik hissi oluşturabilir. Dolayısıyla bir kişi dahi olsa ben kimsede bu hissi uyandırmak istemem. İşte düşünsenize, aynı salonda sınava giriyoruz. Yani kimisine pozitif etki eder ama kimisine de olumsuz etki edebilir. O açıdan bir kişi bile olsa ben buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ve ÖSYM'nin soruları yayınlamasını bekliyorum. Nitekim de hızlı bir şekilde yayınladı ve ben de karşınıza geçmiş oldum. Öncelikle sizlere çok geçmiş olsun. Bu bir. Sene boyunca gayret eden herkesi ben alkışlamak istiyorum. Hiç kimsenin sizi eleştirmeye hakkı yok. İyi ya da kötü geçmiş olsun. Buradaki bütün sorumluluk ve bütün gurur size ait. Kimsenin de size herhangi bir yargılama hakkı yok. Geçmiş olsun dedim, fakat bazıları için henüz geçmedi. Neden? Çünkü ÖABT sınavı var. Dolayısıyla ÖABT sınavına kadar süreci devam eden arkadaşlar hala daha sınavın %50'sinin devam ettiğini ve sürecin bitmediğini mutlaka bilmeleri gerekiyor. Bir diğer şey, Türk milleti olarak biz genelde karamsarız. Yani sınavdan sonra çok iyi geçen biri bile kendine o iyiliği çok yakıştırmıyor. Ya kötü geçti, her şey berbattı diyor. Ben sadece coğrafya adına konuşmuyorum, diğer branşları da dahil ederek sizler kendinize bu haksızlığı yapmayın. Çok net söylüyorum. Bakın, kimin atanacağı, kazanacağı gerçekten son güne kadar belli olmaz. Ben nice örnekler gördüm. Tamamen ümitsiz, hocam yok ben bir şey beklemiyorum diyenler atandı. Kendine çok güvenen, yüksek netler paylaşan fakat bizi şaşırtacak şekilde atanamayan insanlara tanık oldum. Dolayısıyla son deme kadar herkes ümidini korumaya devam etsin. Peki, zamanınızı da çok suistimal etmeden hemen soruları yorumlamaya geçiyorum. Arkadaşlar, öncelikle tespitim şu. Ön lisans ve orta öğretimlerde iyi dinlesin. ÖSYM yine beni şu hususta şaşırtmadı. Yine soruların 3'te 1'i haritalardan geldi. 3'te 1'i direkt haritayı sormuş. Yine aralarında, yani 6 soru direkt haritadan gelmiş. 2-3 soru da harita bilgisi bilmeyi gerektiren sorular. O zaman harita bilgisinin her zaman önemli olduğu çok net bir hakikat. Ben yorumları kapatayım arkadaşlar. Sizin en son sorularınızı alayım. Yorumları neredeyse yayını kapatacaktım.
Şimdi sınavın zorluk derecesine gelince, sınavın zorluk derecesi kimse böyle üst perdeden konuşmasın. Sınav ortanın üstü bir zorluğa sahip. Orta diyemiyorum, sınav zor bir sınav. Geçen seneki sınavla kıyaslamamı isterseniz, rasyonel bir şekilde konuşmak gerekirse geçen seneye göre kolay bir sınav. Geçen seneki sınavı hiçbir şeyle kıyaslamayın rica ediyorum. ÖSYM tarihindeki en zor coğrafya soruları sorulmuştu. Belki de ondan sonra gelen itirazlar, tepkilerden dolayı bu sene modu biraz düşürdü ama sorular yine zordu. Bilmeyenin yapamayacağı sorulardı ki kimse yüksek perdeden ahkam kesmesin. Hocam kolay dedi yan arkadaşlar da demek ki iyi çalışmışlar, hakkını vermişler. Bilmeyenin yapamayacağı sorulardı. Sınavın en zor sorusu neydi? Sınavın en zor sorusu Milli Park sorusuydu. Evet, Milli Parklardan ha sordu ha soracak. Ne zaman soracak diye beklediğim sorular vardı. Fakat beklediğimden daha zor sorduğunu da itiraf etmeliyim. Yani en büyük milli parkı sorabilirdi, en son milli parkı sorabilirdi, en çok milli parkın olduğu ili de sorabilirdi, Antalya, bölgeyi de sorabilirdi. Bazı milli parkların kültürel özelliği vardı ki YouTube videolarında bunu detaylı anlattım. Bak şunların kültürel, şunların ise coğrafya özelliğinden dolayı milli park diye. Ama ÖSYM tutup neyi sordu? Milli park ve şehir eşleştirmesini sordu. Bence sınavın en zor sorusuydu. Yapamayan arkadaşlar kesinlikle kasvete düşmeyin. Karalar bağlamayın. Bir tane de giderse gitsin canı sağ olsun. Siz 50'ye yakın milli parkı ezberlemeye çalışırken belki de çok önemli soruları kaçıracaktınız. Niye kendinize haksızlık yapıyorsunuz? Bir tane giderse gitsin. Çok önemli değil. Sen belki bir tane feda ederek 10 tane soruyu kurtardın bilemezsin. 50 tane milli parkı Sumanake gibi ezberlemeye, Bakara suresi gibi ezberlemeye çalışırken belki de tarihten, vatandaşlıktan çok önemli soruları kaçıracaktın. O yüzden kendinize böyle kötülük de etmeyin. Diyorum, sınavın en zor sorusuydu. Kaçıranlar hiç üzülmesin, yapanları da tebrik ediyorum. Şimdi ben devam ediyorum. Arkadaşlar şu soruyu birçok kişinin yaptığını düşünüyorum. Harita sorusu, Türkiye haritasını vermiş, dağlık sahalar ve düzlük sahalar diye sormuş. Hangisinde dağlık sahalar daha az yer kaplar? Bunu zaten hepinizin yaptığını düşünüyorum. Güneydoğu'yu vermiş, Harran Ovası'nı ve Tuz Gölü çevresini vermiş. Sınava giren herkesin yapabileceği bir soru. Hatta bazı öğrencilerimize ben şunu diyordum. Güneydoğu'yu karıştıranlar, Güneydoğu düz değil, dümdüzdür diye de özellikle bunun not almalarını istiyordum. Dolayısıyla buradaki haritada tabii ben bana gelen soru kitapçığına göre değerlendirecek olursam cevap 2 ve 3 numara olacak. Yani Tuz Gölü çevresi ve Güneydoğu dağlık saha değil düzlük sahadır. Hakkari'yi vermiş. Şimdi şunu söylemesem olur mu? Ben size şu masada döne döne şunu söyledim. Türkiye'nin köşelerinden soru sormayı seviyor bu ÖSYM. Yine köşeden sormuş, Hakkari'yi vermiş burada. Efendim Batı Karadeniz'i vermiş, Bayburt, Kop, Erzincan hattını vermiş. Buraların dağlık olduğunu bence biliyorsunuz. Ve geçtim. 3. jeolojik zamanda Toros Dağları'nın oluşumunun Alp orojenezinin bir parçası olduğunu biliyorsunuz. Yine şu hususta şaşırmıyoruz. ÖSYM jeolojik zamanlardan soru sordu. Dolayısıyla bunu da ben yaptığınızı düşünüyorum. Hani Torosların oluşumunda buzullaşmanın etkili olmayacağını, buzullaşmanın Türkiye'de en az etkili dış kuvvet olarak arz endam ettiğini, dolayısıyla bir dağın oluşumunda orojenik süreçlerin hakim olduğunu, orojenikti de Alp orojenizi, hatta Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerindedir diye de bunu vurgulamaya çalışmıştık. Eminim ki bunu da yapmışsınızdır. Geçiyorum. Hangisi bu uç noktalardan biri değildir? Evet, ÖSYM bence sınavın o zor ortanın üstündeki zor sorularından biri de buydu. Çünkü yine harita bilgisini bilmeyi gerektiren bir soru. Hangisi Türkiye'nin uç noktalarından biri değildir diye sordu. Aslında bu soru kim 500 milyar ister tarzı bir soru. Türkiye'nin en doğusunda Iğdır, Dilucu'nun, en batısında İzmir'in değil Çanakkale, Gökçeada'nın olduğunu soru çözerken de, soru bankası çözerken de bence denk gelmişsinizdir. Dolayısıyla burada cevabımız İzmir Karaburun Türkiye'nin en batısı değildir. Yani İzmir Türkiye'nin batısında olabilir ama en batısında değildir. En batısında Çanakkale'nin. Dolayısıyla geçen sene neyi sordu? Bu adamlar şunu sormadı mı? Türkiye'nin sınırlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Türkiye'nin kara sınırları deniz sınırlarından fazladır dedi. Hayır, Türkiye'nin deniz sınırları daha fazla. Bak şu haritaya. Ben bu haritayı boşuna mı tutuyorum? Sana aynı zamanda bir yol gösteriyorum. Bu harita ya da başka harita. Sınava hazırlanan her bireyin gözünün önünde olacak. Ya şu haritaya baktığın zaman üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede nasıl kara sınırlar uzun olur? Göz var, izi var değil mi? Geçen sene onu sordu. Bu sene de Türkiye'nin uç noktalarını sordu. Sinop, Hatay,
Çanakkale, Gökçeada ve Iğdır. Araya bir de İzmir'i ekledi. Demek ki İzmir bir uç nokta değil. Bu soruyu kaçıranlar olabilir. Bence burada yanılma payı tanıyorum size. Geçiyorum bir başka soruya. Atlamayayım. Hangisinde çözünebilen kayaçlar, yani karstik arazi? Bir de bakın, ÖSYM sorularında ben burada bazı soruların öncüllerinin iyi hazırlanmadığını da düşünüyorum. Geleceğiz o soruya. O sanayi tesisi, mevsimlik göçe yol açan sanayi tesisi diye. Ya adamlar yani senede 18 soru hazırlıyorlar. Neredeyse yani ayda ne yapıyor? Ayda 2 soru yapıyor. 15 günde bir soru hazırlıyorlar. Bunun öncülünü güzel hazırlasana ya. Bunu herkesin anlayacağı bir formata büründürsene. Anlık soru hazırlamıyorsun ki, canlı yayınla soru yapmıyorsun ki sen. Geleceğim o soruya. Şimdi burada ÖSYM öncüllerde bilgiler vermeye başlamış. Soru tipinde, yani sorunun açıklamasında bir farklılık görüyoruz önceki yıllara göre. Karstik araziyle ilgili bir açıklama yapmış. Suda temas ettiğinde çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda karstik yeri şekilleri gelişir. Bu şekillerin bir kısmı mağara veya yeraltı boşluklarının tavandan çökmesiyle oluşur. Bak, sana burada obruk dememiş. Benim en son Elazığ seminerinde salona toplanan binlerce kişiye, yüzlerce kişiye söylediğim şu vardı. ÖSYM sana artık şuradan soru sormaya başladı. Ria kıyı tipi nerededir diye sormaz. Denize açılan akarsu vadilerinin çökmesi ve deniz suyu tarafından istilasıyla meydana gelen kıyı tipi nerede görülür diye sorar. Burada da şunu sormuş. Obruk nerededir diye sormamış. Mağara tabanlarının çökmesiyle oluşan o çukurlar nerede görülür diye sormuş. O zaman ön lisans ve orta öğretimler artık bu soru jargonuna alışacaklar. ÖSYM coğrafi terim soruyor. Geçen sene de Kırkıbayır'ı sordu. O zaman direkt obruk demiyor. Direkt falez demeyecek belki bundan sonra. Ama benim bordo bereli öğrencilerim, sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu soruyu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Obruk deyince aklınıza Akdeniz'den sonra neresi geliyor? Konya, yani Tuz Gölü'nün güneyi geliyor. 3 numara zaten güncel de bir mevzuydu. Dolayısıyla Tuz Gölü'nün güneyinde obruklar, mağaralar çok fazla rastlanır Akdeniz'den sonra. Geçtim bir başka. Göl. Hiç ÖSYM gölden soru sormadığı bir dönem oldu mu? Bu soruyu eminim ki birçoğunuz çözdünüz. Bir kısmınız hafıza tekniğiyle çözdünüz. Tabii bu da benim için gurur kaynağı. Burada en az 6 soru hafıza tekniğiyle çözülmüş olması ve bana mesajlar atmış olmaz benim için de gurur kaynağı. Şimdi soru yine şöyle. Öncülü farklı. Sana Alivyal Sert Gölü nerededir diye sormuyor. Diyor ki bazı göller vadilerin önlerinin birikinti yelpazesiyle tıkanması sonucunda oluşur. Hangisi bu göllerden biridir? Yani Alivyal Sert Gölü'dür diye sormamış. Bir akarsuyun başka bir akarsuyun önünü getirdiği alüvyonlarla kapatması sonucu oluşan göllere biz alüvyal sert gölleri diyoruz. Alüvyal sert gölleri de Eymir, Mogan, Bafa, Çamiçi, Köyceğiz'di. Biz hafıza tekniğinde bunu Megan marka araçla anlattık. Megan, Mogan. Üstünde alev var. Alev alıyor kaputu. Alüvyal. Gerisini zaten hatırlayanlar hatırlayacaktır. Ama klasik ezber yapanlar da bunu yapmıştır. Başka ne var şıklarda? Van Gölü, Lafset Gölü, Tuz Gölü, Tektonik Gölü, Terkos Gölü, Kıyıset Gölü, Tortum Gölü, Heylan Set Gölü. Dolayısıyla bazılarınız Tortum'la Mogan arasında kaldı. Tortum Heylan'la oluşmuştur. Ama birikinti yelpazesi bir Heylan olayı değildir. Akarsuyun peyderpey alivyonları taşıyıp bir yerde biriktirmesiyle oluşur. Heylan aniden oluşur. Dedim ve geçtim. Yine Türkiye haritalı bir soru. Türkiye'nin Ege kıyılarını almış. Demiş ki bir araştırma grubunun arazi gözlemi yaptığı bazı bölge, kırmızı renkte gösterilmiş. Hangisi araştırma grubunun bu bölgede görebileceği bitki formasyonlarından biri değildir? Arkadaşlar, tabii ben kendi adıma konuşacağım. Ya bunu yanlış da değerlendirmeyin lütfen. Ben kendi yaptığımdan mesulüm. Benim size aldırdığım notlar vardı. ÖSYM köşelerden soru sormayı sever ve her sene bitki örtüsünden muhakkak soru sorar. Neden? Çünkü Türkiye bitki örtüsü bakımından dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri diye de gerekçesini söylemiştim. Şimdi burada Ege'nin bulunduğu yeri almış ama biraz içeriye de girmiş. Ege'nin olduğu yerde maki görülür, garik görülür, orman görülür, kızılçam, steple pseudomaki arasında kaldınız. Ben bir canlı yayına sene dedim, bak burada sana maki de pseudo maki derse maki ile karıştırma, vallahi terli yersin kafana. Pseudo maki Karadeniz'de. Tamam hocam, Karadeniz'de olduğunu kabul ediyorum. Peki Ege'de stepin ne işi var? Ya nasıl ne işi var? Ege bölgesinde sadece denizel iklim mi görülüyor? Ege'nin iç kesimlerinde karasal iklim görülmüyor mu? Artı Ege'nin kıyı kesiminde de steplere rastlanır. Yani sen diyemezsin ki kıyıda sadece maki var, hiç step görülmez. Hayır, kıyının her noktası aynı oranda yağış almıyor çünkü.
Dolayısıyla Ege'de steplere kıyıda da rastlanır, iç kesimlerde de rastlanır. Ama iç kesimlerde makiye rastlamazsın. Kıyıda hem makiye hem stepe rastlarsın. Dolayısıyla step Ege'de çok rahat görülür ama pseudomaki Karadeniz'de ormanları tahrip edilmesiyle ortaya çıkan şimşir gibi, orman gülü gibi, fındık gibi bitki formasyonu, bunlar çalı grubuna girer ve Ege bölgesinde, Akdeniz iklim bölgesinde görülmez. Geçtim. Aşağıdakilerin hangisinde topraklarda kireç ve tuz birikiminin görülmesi beklenmez? Bence bu soruyu da yapmışsınız. Tuz ve kireç nerede olmaz? Aşırı yağış alan yerlerde yıkandığı için cevap Rize olacak. Şıklarda Konya, Aksaray, Şanlıurfa, Yozgat. Bence bunu ışık hızıyla çözüp geçmişsinizdir. Geçtim. Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışına ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur? Bence bunu da ışık hızıyla olmasa bile hızlı tren hızıyla yapıp geçmişsinizdir. Yükseltiyle birlikte nüfus yoğunluğu da artar. Hiç böyle bunu demek mümkün mü? Yükseltinin arttığı yerde nüfus yoğunluğu azalır. Örnek Tunceli. Nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz. Bölge olarak Doğu Anadolu. Bu yanlış. Hangisi doğrudur diye sormuş. Ülkenin batı yarısında nüfus yoğunluğu doğu yarısına göre daha yüksektir. Doğru. Çünkü batıda sanayileşme var. Göç alıyor. Kıyı kesimleri iç kesimlere göre daha fazla nüfuslanmıştır. Bunu da herkesin yaptığını düşünüyorum. Ben size sınavdan önce ne söyledim? Soruların %70'ini yapabildiğinizi göreceksiniz. Nitekim de %70'i yapılabilir sorulardı bunun. Ama %30'u, işte o belirleyici olan %30. Soruların %100'üne zaten kolay demek mümkün değil. Ve geçtim, bence sınavın en tartışmalı sorularından bir tanesi. Çorum, Manisa, Muğla, Giresun. 4 tane il vermiş. Hangileri taşa toprağa dayalı sanayi faaliyetine dönük mevsimlik göç alan illerdendir? Şimdi mevsimlik göç neden dolayı olur? Mevsimlik göç alan yer mesela Muğla turizmden dolayı alır. Taşa toprağa dayalı bir sanayiden dolayı almaz. Taşa toprağa dayalı bir kere sanayiden dolayı mevsimlik göç olmaz. Yani bu soruda ÖSYM bence soru hatası yaptı. Ve birçok kişinin bence ekmeğiyle oynuyor. Bu soru tartışılabilir bir soru. Taşa toprağa dayalı sanayi mevsimlik göç almaz. Bu şeker pancarı değil ki. Şeker pancarının bir işleme sezonu vardır. İşlersin, biter, şeker sezonu biter. Ondan sonra geri dönersin. Mevsimlik işçi alır şeker pancarı. Ya da başka sanayide çay da alır, mevsimlik işçi alır. Ama taşa toprağa deyince çimento, seramik, porselen, cam, tuğla, bunlar taşa toprağa dayalı sanayidir. Bunlar mevsimlik almaz ki. Taş toprak da, bunlar bozulacak bir şey de, yıl boyunca faaliyet gösteren şeyler. Ya her şeyi geçtim. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben Elazığ'da, işte Elazığ'dan yeni geldim. Evimizin tam yanında tuğla fabrikası var. Köksallar tuğla fabrikası. Kapandı bu arada. Hiç şehir merkezde tuğla fabrikası olur mu? Yıllarca çalıştı. Bu tuğla fabrikası yaz kış çalışıyordu. Hiç mevsimlik böyle ara verdiğini biz görmedik. Geceleri hep, sabahları hep uykusuz kaldı. Gece 24 saat çalışıyordu. Dolayısıyla burada cevap Çorum, Manisa kabul etmek zorundasın. Çorum'daki tuğla sanayinden dolayı, Manisa'da yine tuğla sanayinden dolayı, Manisa'da kısmen porselen seramik sanayi de gelişmiş. Ama ben Muğla ve Giresun'a taşa toprağa dayalı bir sanayi hiç bulamıyorum. Hani Giresun'da desem ki cam fabrikası, cam fabrikası yok. Muğla burada yine çeldirici. Fakat dediğim gibi burada Çorum ve Manisa cevap, ama bunlar da mevsimlik göç almaz. Burada ÖSYM sadece cevap şudur diye geçmek yerine bunun gerekçesini yazmak zorunda. Sen nasıl böyle bir soru hazırladın? Neden cevap bunu kabul ettin diye. Giresun bu arada fındıktan dolayı göç alır. Mevsimlik göç alır. Muğla daha çok turizmden dolayı mevsimlik göç alır. Taş toprağa da dayalı bir sanayi olmaz. Mesela tarım deseydi cevap değişirdi arkadaşlar. Tarım deseydi. Aşağıdaki yörelerin hangisinde yapı malzemesi olarak bu kayaçların yaygın bir şekilde kullanıldığı meskenlere daha çok rastlanır? Türkiye'de geleneksel kır yerleşmesinde kullanılan mesken yapı malzemelerinden biri de volkanik kökenli kayaçlardır. Şimdi geçen sene neyi sordu? Dağınık yerleşmeyi sordu. Demek ki ÖSYM nüfus ve yerleşme ünitesinden yerleşmeden soru soruyor. Köy altı yerleşmesi sormadı bu sene. Bence kolay bir soru sordu. Volkanik kayaçların yaygın olduğu yer, iki yere bakacaksınız. Erzurum, Kars, Doğu Anadolu yani. Daha doğrusu Van Gölü çevresi. Ve İç Anadolu'da Tuz Gölü'nün güneydoğusu, yani Nevşehir, Kapadokya çevresi. Şimdi bak, bu soruda bu soru kolay gibi görünen zor bir soru. Hemen atlamayalım. Volkanik deyince Erzurum Kars platosu tamam, ama Bozok platosu demiş ya, Nevşehir'e çok yakın. Nevşehir'de de volkanik taş kullanılır. Tüften evler var, hatta Kapadokya taşı denir. O açıdan bu soruyu yanlış yapanları da ben mazur görüyorum. Bence çeldiricisi kuvvetli. Özür dilerim, Bozok platosu.
Ben Obruk platosuyla karıştırdım. Bozok platosu Tuz Gölü'nün kuzey doğusunda ama yine Yozgat çevresinde. Yozgat'la Nevşehir de birbirine uzak değil. Yani burada Erzurum Kars'la Yozgat arasında kalırdı bir öğrenci. İkisinde de volkanik arazi var zannıyla. Fakat Yozgat'ta değil, biraz daha güneyinde Kapadokya'da, Nevşehir'de volkanik taş kullanılır. O yüzden Erzurum Kars oluyor. Böyle bir çeldirici kullan. Tabii ki Ergene'de volkanik arazi, Taşeli'de volkanik arazi aramayacaksın. Orada da Taşeli'de karstik arazi mevcut. Hangisi Türkiye'deki lignit kömür yataklarına sahip alanlardan biri değildir? Arkadaşlar, lignitle ilgili yine Elazığ Kırıkkale seminerlerinde, yine size son canlı yayınlarımda, en sonki canlı yayında dahi şunu söyledim. Ya hiçbir şey bilmiyorsan şu lignitle ilgili termik santralleri bil. Adam enerji kaynağından lignite dayalı termik santrallerinden bir sürü soru sormuş. Dolayısıyla lignitin çıkarıldığı yerler Soma. Hafıza tekniğimiz vardı. Somya'nın üstünde kangal köpeği. Hatırlarını hatırlar. Tavşanla kangal köpeği bilek güreşi yapıyor. Tavşanlı, Elbistan, Seyit Ömer. Şıklarda ne var? Amasra. Amasra nerede? Amasra Zonguldak'ta. Lignit değil, taş kömürü. O zaman orta öğretim ve ön lisanslar neyin notunu alacaklar? ÖSYM enerji kaynaklarından soru soruyor. Madenlerden bir başka soru daha vardı. Yine burada hafıza tekniği imdada yetişti. Birçoğunuz Elazığ Guleman'ı, Muğla Dalaman'ı biliyor. Ama birçoğunuz Kop Dağı'nı bilmiyor. Kop Dağı ile ilgili hafıza tekniğini ben bu sene güncelledim. Çünkü geçen sene zor sorunca bunu da senaryoya dahil ettim. Allah'tan ki etmişim. Bu sene direkt soru olarak geldi. Birçoğunuz bana mesaj atıyor. Sadece siz bahsettiniz bundan diye. Hatta bazılarınız beni detay anlatıyorsun diye. Bana sitemler ediyordu. Hocam bu kadar da detay olur mu diye. Buyurun. Kop Dağı bunlardan bir tanesi. Tabii Fethiye Köyceğiz, Denizli buralarda şeye şaşırmamışsınızdır zaten. Krom madenine şaşırmamışsınızdır. O zaman Kop Fethiye Köyceğiz cevap olacak. Krom madeni çıkarıldı. Çankırı Kastamonu Gaz Dağı'nda değil. Kastamonu çevresinde bakır madeni var. Biliyorsunuz Çankırı'da kaya tuzu var. Karaman Konya zaten tuz var. Bir de ben hep şu cümleyi söyledim. Şimdi şunu söyledim, bunu söyledim demek istemiyorum. Ama gerçekten bu sınav bizi de stresli, bizim için de bir sorumluluk kaynağı. Ben öğrencime mahcup olmak istemem. Hep şunu söyledim. Madenleri ezberlemekte zorlanıyorsan hiç olmazsa metalik madenleri bil. Metale dayalı madenler, metalurji sanayi bunları ÖSYM sektirmeden soruyor. Bakır, geçen sene de bakırı sordu. Bakır, kurşun çinko, krom, demir çelik, efendim alüminyum, boksit, altın. Bakın bunlar metale dayalı madenlerin yine soru değeri var. Sınava girecek arkadaşlar, Eylül'de girecek arkadaşlar bunlara tekrar baksınlar. Zaten o arkadaşlarla bizim çalışmalarımız devam edecek. Hemen bırakmayacağım. Sınavdaki birçok kişinin yaptığını düşündüğüm bir soru. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın Samsun'da bakır işleme tesisinin Aliağa'da petrol rafinerisinin olması neyle açıklanabilir? Aliağa'da petrol rafinerisi var. İzmir'de petrol madeni yok. Ham maddeyle bir ilgisi yok yani bunun. Neyle ilgili? Ulaşımla ilgili. Niye Samsun? Çünkü gelişmiş bir liman. Kastamonu Küre'den Samsun'a geliyor. Neden İskenderun Demir Çelik Sanayisi ki Malatya'dan geliyor demiri? Çünkü İskenderun'dan pazarlıyorsun. Ve oradan deniz yoluyla yurt dışına pazarlıyorsun. Deniz yolu ulaşım oluyor. Dolayısıyla o zaman burada cevabımız ulaşım olacak. İklim şartları bu sanayi tesislerinin kurulmasına herhangi bir etki olamaz, iklim şartları. Çünkü bunlar zaten madene dayalı sanayiler, iklimden etkilenecek şeyler değil. Enerjinin ucuz olması, maden çeşitliliğinin fazla olması dedik ya, ham madde ile ilgisi yok. Pazar olanaklarının fazla olması, bu da olamaz. Tamam, İzmir'i kabul ediyorum. Pazar olanağı var. Ama İskenderun'da mı pazar fazla, İstanbul'da mı? Madem pazar olanağı olsaydı demir çelik fabrikasının İskenderun değil İstanbul'da yapılması lazımdı. Ya da Samsun'da değil bakır sanayisinin İstanbul'da yapılması ya da Ankara'da yapılması lazımdı. O zaman bunları ben pazarla açıklayamam. Samsun ve İskenderun'u en azından. Orman yangınları nerede görülür diye sormuştu. Doğal afetten soru beklediğimizi zaten söyledik. Orman yangını kolay bir soru olmuştur. Kızılçamlardan dolayı nerede arkadaşlar? Kızılçamlardan dolayı Akdeniz coğrafyası, orada da hangi dağ? Nur Dağları olacak cevap. Milli Park sorusu gerçekten zordu. Hangisi Milli Park iyileştirmelerinden hangisi yanlıştır? Soğuk Su Ankara, Sipil Dağı Manisa, Altındere Vadisi Erzincan değil Trabzon olacak. Dilek Yarımadası, Aydın, Yedigöller, Bolu. Zor, sınavın en zor sorusu. Yani yanlış yapanları hiç yadırgamıyorum. Bir tane de giderse gitsin. Ve geldim yine bir harita sorusu. Burada UNESCO'nun koruma altına aldığı eserler. Soru olarak gelir diyorduk buna da. Ahşap desenli camileri sormasını beklemiştim doğrusu. Fakat yine UNESCO'dan sordu. Hangisi
UNESCO ile koruma altına alınan yerlerden biri değildir. Daha doğrusu 4 tane özellik verilmiş. Peri bacaları olarak adlandırılan jeomorfolojik birimlerin en güzel örnekleri. Peri bacası nerede? Haritadaki yerini bilmen gerekiyor. Tuz Gölü'nün doğusu. Osmanlı dönemi sivil mimari özelliklerinin güzel şekilde korunduğu bir yerleşme UNESCO'nun miras listesinde Safranbolu, Karabük. Bölge Anadolu'nun ilk yerleşme tarihi açısından önemlidir. Bu yönüyle arkeolojik kazıların hala devam ettiği Göbeklitepe Höyü. Göbeklitepe neredeydi? Şanlıurfa haritada 5 numaralı yer. Hititlerin başkenti Hattuşa diyorsa bu da Çorum 3 numaralı yer. Senin burada harita bilgin yoksa işte bu soruyu kaçırırsın. Sizlerle her canlı yayında illeri yapıyorduk değil mi? İller işte Sinop'u yaptık, Şanlıurfa'yı yaptık, Kastamonu'yu hatta Safranbolu'ya değindik. Dolayısıyla işte iller coğrafyasının burada faydasını görüyorsun. Sinop'la Karabük birbirine çok yakın. Yani sen cevaba bir yerine iki dersen soru gidecek. O yüzden cevabımız Sinop'un olduğu yer. Orada UNESCO'nun koruduğu herhangi bir şey yok. Geçtim bir başka soruya. Son soru. Bu alanların hangisinde ayçiçeği üretim miktarı diğerlerinden daha azdır? Bu soruyu da ben kolay kabul etmiyorum. Dediğim gibi üst perdeden konuşanları hiç sevmem. Ya bunun neyini yapamadın? Bir tane vuracağım kafasına yani. Şimdi bu verilen alanların hepsinde ayçiçeği tarımı var. Erzurum'da da var. Ben Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Erzurum Pasinler'de ayçiçek tarlasına girdim. Hatta ayçiçeğinin başını kesiyorlar. Hasat yöntemini de söyleyeyim. Traktörün arka tekerini kaldırmış. Ayçiçeğinin başını oraya dayamış. Teker döndükçe çekirdekleri dışarı atıyor. Bunu bizzat gördüm ben. Bu soru kolay bir soru değil ki. Erzurum'da işaretlemiş. Erzurum değil burası gerçi. Daha da doğu. Yani Ardahan tarafına gitmiş. O yüzden ben bu soruyu yapılabilir kıvama getirebilirim. Ardahan'ın bulunduğu alan zaten hangisinde daha az diye söylemiş. Demek ki ayçiçeği soğuklara dayanıklı. Türkiye'nin birçok yerinde tarımı yapılabilir. Bak Şanlıurfa var. İç Anadolu'da Konya var. Samsun var. Bursa var. Bursa'da yağ fabrikası var. Emek yağ fabrikası hatta ben kullanıyorum şu anda. Samsun'da Karadeniz Birlik markası var. Markalar üzerinden de akılda kalsın diye söylüyordum. Bak Elazığ'da da var. Karadeniz Birlik yağ fabrikası var. Konya'da yine ayçiçeği güneşli gün sayısı fazla. Şanlıurfa, Güneydoğu'da zaten demiştik sulamayla beraber ayçiçeği tarımı da artmıştır diye. Ama bunlar içerisinde 5 numara yaz yağışlarının etkisi, güneşli gün sayısının kısmen az olmasından dolayı Ardahan'ın bulunduğu alan. Bu soruda bazılarınız şöyle bir yanlış yapabilirdi. Karadeniz var ya 2 numaralı yer Samsun. Oradan Çeldirici'den o Çeldirici'yle bu soruyu yanlış yapma durumu olabilir. Ama orada da şu açıklamayı hep düştüm. Ayçiçeğinin Türkiye'de en az olacağı yer Doğu Karadeniz kıyı şerididir. Neden? Güneşli gün sayısı. Çünkü ayçiçeğin diğer adı gün doğdu. Güneşi görmesi lazım. Güneş neredeyse oraya dönüyor. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde ayçiçeği tarımı az ama Samsun'a geldiğiniz zaman Samsun hiç Doğu Karadeniz'e benzemiyor zaten iklim olarak. Dolayısıyla bunun cevabı da ne olacaktı? 5 numara Ardahan'ın bulunduğu alan Kars Ardahan çevresi ayçiçeği tarımı daha azdır diyorum. Sorular bu şekilde, cevaplandırmalar ve benim yorumum bu şekilde. Şimdi sizlerin sorusunu alabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar maç henüz bitmedi bence. Özellikle OBT'ye girecekler için. Diğer arkadaşlar için de sınavın açıklanacağı, sıralamaların açıklanacağı güne kadar da bekleyin. Daha ilk günden ya ben kötüyüm, berbatım demeyin. Herkes için hayırlısı olsun. Sırtınızdan büyük bir yük kalktı gerçekten de. Hepimize geç, hepimiz yorulduk yani. Sizler de yoruldunuz, bizler de. Siz tabii daha çok yoruldunuz, kaygıyla yaklaştınız. İnşallah hepiniz için hayırlı bir sonuç olur diyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Yoksa yayını kapatayım, yayını da kaydedeyim. Bu videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınız hala görünür olmadı bana. Valla tabii bunda bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben şunu duymamıştım. Şunu ilk defa duyuyorum. O zaman benim diyeceğim şey şu. Eve aldığınız meyveyi seçiyorsunuz. Kıyafeti seçiyorsunuz. Eviriyorsun, çeviriyorsun, sana uyar mı, dikiş atmış mı? O zaman çalışacağın kaynakları da seçeceksin. Yani senin geleceğini ilgilendiren bir şey de gerçekten tercihlerini çok iyi. Ya ben yakışıklıyım diye güzel espri yapıyorum diye beni dinleyecek. Kendimi yakışıklı mı yapıştırdım bu arada. Beni dinleyecek halin yok. Benim anlattığım şeyin sınavda karşılığı varsa, soru bankalarında karşılığı varsa, deneme sınavlarında karşılığı varsa o zaman beni dinleyeceksin. Anlatabildim mi?
Dolayısıyla tercihlerinizi böyle kullanacaksınız. Siz geleceğinizi oynuyorsunuz. Bir sınav birçok şeyi değiştirecek. O yüzden sınava giren arkadaşlar, iyi yapanları tebrik ediyorum. Beklediği gibi olmayanlara geçmiş olsun, canı sağ olsun, her şey bitmiş değil. Hayat sınavdan da ibaret değil. Gerçekten bunu inanarak söylüyorum. Hazırlanan arkadaşlara da bu soruları baz alarak benzer soruların çıkacağını zaten ipuçlarını verdim. Yine madenlerden çıkacak, metalik madenlerden çıkma ihtimali daha yüksek. Efendim yine harita bilgisinden en az 6 soru çıkacak. Zaten yayın içerisinde beklentilerimi söylediğim için bir daha aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Yayın süresi uzamasın. Ön lisanslar için devam ediyor. Kanaldan, story'den sorularla, paylaşımlarla devam edeceğim. Destek vermeye diyorum. Farklı bir sorunuz var mı diye. Evet, hafıza teknikleri kitabımda da vardı. Bunların aynısı. Trend yolda kalmamış deniyor. Olabilir, tükenmiş olabilir. Bunlarla ilgili paylaşımları yaparım arkadaşlar. Başka bir sorunuz var mı? Sınavla ilgili, soruyla ilgili. Evet, yayını kaydedeceğim. Ha, hızlı treni söylemedik mi? Hızlı treni söylemedik. En önemli soruyu söylemedik. Söylemedik mi hızlı tren sorusunu? Hızlı tren zaten ne dedik? ÖSYM son 5 yılda 3 defa hızlı trenden soru sordu. Demir yolundan hemen her sene soruyor. Hızlı treni başta söylemiş olmam lazım. Karaman'da hızlı tren var. İzmir'de hızlı tren yok. İzmir inşaat halinde. Ve adamlar nerede inşaat halinde diye yine sordu. Bak, bunu EKPSS'ye sormuştu. 3 yıl önce EKPSS'ye sordu. Hızlı tren inşaatının devam ettiği yer. Şimdi size sordu. Yine bir şey daha görüyoruz. Çıkmış soruları çözmenin yapay zeka da hazırlasa, normal zeka da hazırlasa çıkmış soruların paralelinde sorular geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Değil mi? Hızlı tren sorusu zor muydu? Bana sorarsanız hızlı tren sorusu kolay değildi. Ezber gerektiriyordu. Ama bununla ilgili sanırım ki herkes açıklama yapmıştır. Yani Karaman'da hızlı tren ne oldu? Çünkü bunu herkesin bilmesi gereken bir unsur diye herkes paylaşıyor. O yüzden bu sorunun kaçmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Coğrafi konum sorusu. Evet, vardı. Coğrafi konumdan Türkiye'nin uç noktalarını sormuş. Hangisi Türkiye'nin uç noktalarından biri değil diye sormuş. Taşa toprağa dayalı sanayinin cevabı Manisa ve Çorum kabul ettik. Tuğla sanayisinden dolayı. Ama kabul etmek zorunda kaldık. Bunu ben hiç güzel bir soru bulmadım. Bu soruya mecburen bir cevap vermek zorunda kaldığımız için bunu mantığa yatırmak da çok zor. Bunu da söyleyeyim. ÖSYM'nin her sene maalesef bir skandal sorusu oluyor. Bu senenin skandal sorusu da bu. Krom'u anlattım arkadaşlar. Krom'u söyledim. Türkiye'de Krom'un çıkarıldığı yerler, hani Guleman, Dalaman, Oyaman nakarat yapıyorduk. Herkesin dilinde Fethiye, Dalaman. Ama ben bu sene Kop Dağı'nı da ekledim. Bunu söylemiştim. Hatta bazılarınız hocam niye bu kadar detay? Ya, metalik madenleri bilmek gerekiyor. İşin özü bu. Göl sorusu, Alivyaset Gölü, Mogan. Tamam. Pekala. Yayını daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Biraz dinlenin. Ondan sonra birazcık sakinleşin. Bundan sonra da başka bir şeye bakmayın. Ama takipte kalın. Belki bununla ilgili yeni paylaşımlarımız olacak. Sonuçlar açıklandığı zaman sıralamalar, tercihler, o konuda desteğim size devam edecek. Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Hayırlı olsun diyorum. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum.